Herkese selam, ben Burak. Şu an bahçede değilim ama bahçeyle ilgili konuşacağım. Antalya'da Konyaaltı tarafındayım. Şimdi neden bahçeyle ilgili konuşacağım? Ve bahçenin geçmişinden de bahsetmek istiyorum. Eğer bu videoyu dinlerseniz biraz daha bilgi sahibi olabilirsiniz. Benim de sorduğum sorulara cevap vermek istiyorum bu konuyla ilgili. Öncelikle şey vardı soru olarak. Keşke yapıyı yani uygun bir şekilde yapsaydın, kaçak falan yapmasaydın diye bir soru vardı. Normalde ben orayı kaçak yapmadım. Bahçenin geçmişinden konuşayım öncelikle. O 110 metrekare olan bahçeyi ben almamıştım. Yanındaki şu an resimde, videoda resimde göreceksiniz. 425 metrekare bir yer vardı. Muhtar bana burayı sattı, köyün muhtarı. Yanına da konteynere koyduğum 110 metrekare yeri de hediye etmişti. 2016 senesinde. Orayı 2016 senesinde 15.000 TL'ye almıştım ben. Yani 425 metrekare yerden bahsediyorum. Aldım ama muhtar bana dedi ki, bak dedi, sen burayı alıyorsun. Burayı dedi ev falan yapamazsın, ona göre al. Ya ben dedim ki 425 metrekareye konteyner koyarım, gider gelirim diye düşünüyordum. Dedim önemli değil, ben zaten ev yapmayı düşünmüyorum. Ben çitle çevirdim. Bu şu an resimde gördüğünüz gibi. Çitle çevirdikten sonra caddeye, ana yola çok yakın olduğu için dedim ki, hanım dedi ki bir şey yapmayalım buraya, satalım. Bir dedim 2017-2018 senesinde ben orayı sattım. Ve sattıktan sonra işin garibiydi. Alan arkadaş ki söyledim ben buraya falan yapamazsın. Muhtar böyle böyle diyor dedim. O da sorun değil dedi, ya ben hallederim dedi. Ve işin ilginç tarafı kendisi şey yapmış, ev dikti oraya. Neyse, daha sonra 2020 yılında falan da ben dedim ki konteyner koyayım, 110 metrekare olan yere konteynerimi koyayım, çocuklarla gidip geleyim. Harbiden de öyle yaptım. 2020 yılında 19'da falan konteyneri koydum, 2 sene falan gittik geldik çok güzel bir şekilde, eğlendik. Daha sonra dedim ki elektrik yok, elektrik büyük problem, elektrik alayım. Bunun için ne yapacaksın? Dediler ki il özel idareye gideceksin. Çünkü belediye sınırları içinde değil orası. Ben de il özel idareye gittim. Dedim ki benim böyle böyle bir bahçem var. 110 metrekare. Baktılar. Evet dediler, köy imar var. 45 metrekare oturum yapabilirsin. Yer yapabilirsin. Dedim konteyner var. Tamam dediler, sorun değil. Hatta geldiler baktılar. Konteyner var. Bana dediler ki ceza keseceğiz önce. Ve bu listeyi tamamlayacaksın dediler. Dedim ceza önemli değil. Ya kesin öderiz. Dedim niye ceza kesiyorsunuz? Dedi konteyner yani bir yapı olduğu için. Normalde yapı olmasaydı dediler, ceza falan kesmezdik. Ya sorun değil dedim cezadan. Bana liste verdiler. Şu an listeyi görüyorsunuz ekranda. Dediler ki bu listeyi hazırla, tamamla. Yapın ruhsatlı olur, elektrik alırsın. Ben dedim ki bakın yani bu listeyi bana veriyorsunuz da bu listeyi doldurduktan sonra ben elektrik alabileceğim mi? Dedi hiçbir sıkıntı olmaz. Başka bir şey istemeyeceğiz dediler. En büyük sıkıntı burada işte. İl özel idaredeki memurların işi bilmediğinden kaynaklanıyor. Ki bilmiyorlar yani, açık açık söylüyorum. Ben bu listeyi tamamladım. Bu listedeki her maddeyi tek tek yaptım. Dosyamı götürdüm, verdim. Bir hafta sonra aradılar ki İl özel idaredeki mimar hanım beni çağırdı. Dedi ki konteyner yapı vasfında değil. Salon metrekareyi karşılamıyor. Tuvalet, banyo metrekareyi karşılamıyor. Dedi ki bunu böyle yapamazsın, yıkıp yeniden yapacaksın. Dedim arkadaşım, ben daha önce bu dosyayı ilk geldiğimde bu cezayı ödemeden önce arkadaşlar bahçeye geldiler. Dedim ki bu listeyi tamamlasam okey mi? Okey dediler diyorum. Neden daha sonra benden başka şeyler istiyorsunuz? Ya yok, diyecek bir kelime yok. Ya arkadaşım, yani zaten ben burayı bu şekilde güzel 2 senedir 3 senedir kullanıyorum. Ama ben elektrik almak istediğimi size başvurdum. Siz de bu listeyi tamamla dediniz. Tamamladık. Ama gel görün ki işte işin sıkıntısı orada başlıyor. Normalde ben işi usulüne göre yaptım ya da yapmadım olay değil zaten. Yani işi usulüne göre yaptım. Ama siz vermediniz. Yani bu iş böyle oldu. Ondan sonra zaten karayolları da çıktı. Karayollarına da gittik. Oraya da para verdik. Orada da sıkıntılar falan oldu. En son zaten iki kere de yazı geldi. Yazı geldikten sonra dedim ki ben bu iş böyle olmayacak. En iyisi kaldırayım konteyneri. Ve kaldırmak zorunda kaldım. Yani normalde yapıyı izinsiz ya da kaçak yolla yapmadım. Ben 2 senedir güzel güzel kullanıyorum orayı. Bir sürü de yememiz var. Daha önceki videoda gösterdim. Bahçeyi düzenledik. Cam balkon yaptık. Salıncaklar var, zipline var falan var filanı var. Ama işte benim işi bilmediğinden değil. Normalde il özel idareki memurun işi bilmediğinden dolayı ben sıkıntı yaşıyorum. Yoksa ben güne dediğiniz gibi yorumlara yazmıştınız. Güneş paneli atsaydın, keşke hiç karıştırmasaydın. Ben zaten hiç karıştırmadan önce memura sordum. Dedim ki, yani
Eğer bu listeden başka sorun yaratmayacaksanız ben ona göre başvururum. Yaratmayacağız dediler. Ama dedikleri gibi olmadı. Bu da neye bağlıyorum? İşi bilmiyorlar. İşi bilseler de muhtemelen en başta yok kardeşim bu yapı vasfında değilsen sen bu işe bulaşma, burayı yık, tekrar başvur derlerdi. Ya da başvursan ama sen bu işi yapamazsın. Bu konteynerde burada barınamazsın. Yine yıkılır deseydi ben hiç başlamayacaktım. Ama nasip böyleymiş. Zaten dediğim gibi biraz yola yakındı. Çok sıkıntı yaşıyorduk orada. İşte kötü tarafı işin başka bir yer alamıyorsunuz. Bu krizden dolayı arabalar evlere vurdu. Şimdi artıların da fiyatı çok arttı. Herhangi bir arsa almak istediğinizde fiyatlar çok çok yüksek. Yani durum bundan ibaret. Eğer bir iş yapmak istiyorsanız bu konuyla ilgili, yani bir bahçeniz varsa, bir ev yapacaksanız, bir şey koyacaksınız, konteyner falan, kesinlikle il özel idareye gideceksiniz. Belediyeye gideceksiniz, muhtara falan soracaksınız. Birkaç yerden bilgi almadan hiç bu işe başlamayın. Gerçi bilgi alsanız da daha sonra sıkıntı oluyor ama tabii her zaman böyle olmayacaktır herhalde. Benim başıma gelmiş olabilir. Umarım kimsenin başına gelmez bu şekilde bir şey. Evet, dediğim gibi şu an Antalya'dayım. Konya altındayım. Umarım burayla ilgili de birkaç ilçeye gideceğiz. Gezecek yerler çok fazla Antalya'da. Gezeriz. Gezdiğimiz gibi de sizi bilgilendiririm. Umarım onları da izlersiniz. Evet, bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.